Evet kıymetli dostlar sponsorlarımız golbar.com'un ve Kayseri Özel Üme Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hoş geldiniz. Fener'in maçı var. ikinci video. Kolay kolay Fenerbahçe'nin maçının olduğu günlerde sizlere video çekmem ama bugün çekiyorum arkadaşlar. Dün Galatasaray'ın ne oynadığını anlamadım. Hayatımda ilk kez bilerek isteyerek Galatasaray maçını izleyin dedim ama tahrik oldum. Kopuk bir oyun anlayışı, orta sahalarının bomboş olması, hücumda presin olmaması, Torreira'nın Barış Alper'le sanki kavga etmişçesine e, bilerek pas atmaması, Tete'nin kendini yere atma offside'a düşme dışında bir şey yapmaması, Kerem'in gol atıp ondan sonra sahneden yok olması, e, gerçi asist yapmış oldu ama net bir offside pozisyonu var gördüğümüz kadarıyla ama offside pozisyonunu Top ayaktan çıkmadan çeken bir hakem. Tartışılan penaltı kararı falan. Ya enteresan şeyler. Bu arada dediğim gibi, yani ben sözümün arkasındayım. Şöyle bir görüntü arkadaşlar. Bakın top tam ayaktan çıktığı anda şu pozisyona offside değil kararı çıktı. Ee, diyeceksiniz ki ya hocam offside'dı bu. Bakın arkadaşlar, ekrana verilen görüntüye dikkatlice bakın. Şimdi ekrana verilen görüntüde topun ayaktan çıkış çıkmayışına dikkatlice bakın. Bakın top ayaktan çıkmamış hali verildi ekrana. Ama dediğim gibi her ikisinde de oyuncunun ne kadar aktif olduğu, ne kadar önde olduğu belirgin. Yetmedi. Offside çizgisine bakın arkadaşlar. Şimdi işin asıl işin komik tarafı burası. Offside çizgisi daha da geriden. Dikkatlice bakın arkadaşlar. Tam tam offside olmadığı anda bak en yani sağdaki görselle bu görsel aynı değil arkadaşlar dikkat edin. Ha olması gereken şey soldakinden çekmek. Soldaki ana ee, çizmekti. Ama dediğim gibi gel birilerine laf anlat. Hakkımız yenildi diyor Galatasaray taraftarı. Penaltı pozisyonu var tartışılan onu da şey yaparım ama ben şunu söyleyeyim. Galatasaray'ın elinden kaçırdı. Yani Fenerbahçe'nin elinden kaptığı dünya cümle yıldız Parades 2,5 milyon euroyla Roma'ya gitmiş. Fenerbahçe taraftarı anca yangın yaptı, durdu. Ama Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın elinden aldığı Fred ailesine kavuştu ve bugün gol atmaya son derece hazır. Yani birilerinin transfer çalımları böyle yaparken diğerleri başka şey yapıyor. Başka şey derken durduk yere bu cümleyi kullanmadım arkadaşlar. Çünkü Galatasaray'la ilgili çok enteresan şeyler söyleniyor. Çok çok enteresan. Ya ben şunu da merak ediyorum. Icardi rakibin yüzüne tokat atıyor. Öncesinde ayağa bir müdahale var. Ayağa müdahale yeterince sert mi değil mi? Bunun kararını siz verin. Ben şunu söyleyeyim bak. Fenerbahçe taraftarı Galatasaray'ın pozisyonlarına niye itiraz ediyor biliyor musunuz? Diyorlar ki siz futboldan anlamıyorsunuz. Siz futbolu bilmiyorsunuz. Her şeye itiraz Hayır abi ondan dolayı değil. O pozisyon Fenerbahçe forvetini olsa. Mesela Edin Ceko'nun ayağına hafif bir temas olsa. Aynı zamanda Edin Ceko da dirseğiyle rakibe vursa. Penaltı kararı çıksa bile var uyarır. Hakem vardı izler. Aa dert bu müdahale yeterli, penaltı için yeterli değil. Oyuncu kendini yere atmış. Artı bir de yüzüne vurmuşlar. Sarı mı kırmızı kart mı onu düşünürler. O pozisyona Fenerbahçe'ye penaltı çalmaz. Olayın özeti bu. Yani Ali maç çalanatlı futbol e, bilmez Galatasaraylı hakemin ya yanlı yön, yönetimi herkese malum. Boşuna kimse ağlayıp zırlamasın. Ekşi Sözcük'te Galatasaray hakkıyla kazandığı 3 puan var mı diye başlık açıldı. Antep'te kara geceye hashtagleri. Ya bunların hiçbir durduk yeri olmuyor arkadaşlar. Ha bu arada Gaziantep'e de bir şey söyleyeyim. Ya siz ne kadar delikanlı takılmışsınız ya. Fenerbahçe maçında aslan kesilip ondan sonraki maçlarda yattınız. Demek ki sizin bu seneki lig, ligdeki tek amacınız Fenerbahçe maçı. Küme düşmüşsünüz düşmemişsiniz hiçbir önemi yok sizin için. Ki bu futbolla bu zekayla da düşersiniz. Onu da belirteyim. Yani Sinan Engin diyor ki bu pozisyon sabahtan akşama kadar offside arkadaş diyor. Ali Şansalan bugüne kadar yönettiği hiçbir maçta Bilginiz olsun arkadaşlar hiçbir maçta Galatasaray'la yaşanan yönettiği hiçbir maçta bir maçta dahi Galatasaray kırmızı kart yememiş. Toplam 13 maçını yönetmiş, 3 tanesi var avar olmak üzere 9 ga galibiyet, 2 beraberlik var. şey ee, 9 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet var. 2 mağlubiyet avar hakemiyken yanlış anlaşılmasın. Ya ben şunu söyleyeyim Allah'a havale ediyorum. Evladını, çoluğunu, çocuğunu, akrabasını, sülalesini, gelmişini, geçmişini, her şeyini Allah'a havale ediyorum. Şimdi beddua etsem diyeceksiniz ki beddua etti. Ya hatırlayın ya. Kim Minji'ye Trabzon Depresmanı'nda gösterdiği kırmızıyı hatırlayın. Ha Şunu da söyleyeyim. Serhat Uluyeren diyor ki Fatih Terim sesleri Galatasaray'da başlamıştır. Galatasaray yönetimi Okan Burak'a güvenmiyor diyor. Yani futboldan anlayan hiçbir Galatasaray taraftarı Okan Burak'a güvenmemesi lazım. Şampiyonlar Ligi'nde yani Konsomas e, ne diyorlar ona bir şey diyorlar. Yani bir şeye dönüşecek. Bir şeye dönüşecek. Hepsi biliyorlar. Beklesinler. Diyor ki Fatih Terim de kafayı uzattı diyor. Yancılar da onu köpürtmek üzere çalışmaya başladı. Okan Buruk Kopenhag maçını kazanamadığı anda gönderilir demiş. Ben de farklı bir iddiada bulunayım mı? Galatasaray Kopenhag maçını kaybederse grupta sıfır çeker. İnşallah kaybeder. İnşallah sıfır çeker. Geçen bir arkadaş diyor ki senin duan kabul olsaydı falan filan diyor. Aynen benim duam kabul oldu. Manchester'ın grubuna düştü. Onu da söyleyeyim. Yine skandal sözler Ali Koç'un TT yemi ile şahmat olan Shakhtar Donetsk ile fifalık olan Galatasaray'da bir de daha kritik baş göstermiş. Zaha'nın sözleşmesinde her deplasmana gitmem diye bir detay varmış. Bu sosyal medyada yankılanıyor ne kadar doğru bilemem. Gerçekten istemediği deplasmana gitmeme hakkına sahip mi değil mi sorusu. Ee, cevapsız bırakmış Dursun Özbek. Konumuz o değil demesi kamuoyunda şüpheler uyandırmış diyor. İnşallah böyle bir madde vardır. İnşallah Karaman'ın koyunu sonra çıkar oyun diye. Ya Sabuncuoğlu Samiyen Haber denilen troll hesapla ilgili bir şey paylaşmış. Eee Hani demiş işte şöyle böyle falan. Aynı şekilde Emre Kaplan mı neyse o isimli Galatasaraylı A.Spor spor muhabirine bir şeyler çakmış. Hani sert sözler söylemiş falan. Bu arada Murat Aşık maç alan değil maç çalan ayrıca o çizgisini çizenler bundan daha beter diye belirtiyor. Ya neresinden bakarsanız bakın rezalet bir maç ama Galatasaraylı arkadaşlar diyor ki hakkımız yenildi diyor. Evet yanlış duymadınız Galatasaraylı arkadaşlar haklarının yenildiğini söylüyor. Geçen sene de böyle yaptılar. Hakkımız yeniliyor dediler. Elimizde var kayıtları var dediler. O tehditle şantajda şampiyon yapıldılar. Bu sene de yine aynı. Bugün Fenerbahçe Ankara gücü maçı. Maçın var hakemi Alper Ulusoy. Şey, Alper Ulusoy. Soylu mu soysuz mu? Karışıyor bazen ya. Arda kardeşler orta hakem. Hocam Fethullah Gülen de yan hakem olsun Orada olacak. Yok Ümit Öztürk dördüncü hakem. Yok hocam Fethullah Gülen yetmez. Abdullah Hocalan falan da olsun. Suat Arslan bu adam avar hakemi. Hocam Erden Timur falan da olsun. Tam olsun yani. Gerek yok bunlara. Ya şer odaklarının hepsi bugün Fenerbahçe maçında hakem. Asıl ana mekanizmaya bakın. Ana maça bakın. Eğer dün Galatasaray'ı kolladık diye hakemler biraz utanırsa. Ulan kolladık Galatasaray. Şimdi Fener'in de, önünü kesmeyelim. Başımıza iş almayalım demezlerse. Bugün akşam her türlü hakem rezaletine hazır olun. Ana bacı sövmeye hazır olun ki sövdürür. Ya bu şu hakemlerin birinin bile birinin bile ben Allah'a inandığına inanmıyorum. Birinin bile Allah'a inandığına inanmıyorum. Gerçekten söylüyorum. Şu hakemlerin Hocam Allah'a kitabı karıştırma. Tamam karıştırmayın. Ümit Öztürk, Suat Arslanbo, Arda kardeşler, Alper Ulusoy. Dördünüz birden Hiçbiriniz adalete inanmıyorsunuz. Hiçbiriniz adil maç yönetmiyorsunuz. Benim gördüğüm, gözlemlediğim kadarıyla Fenerbahçe maçlarında Fenerbahçe düşman olarak maç yönetiyorsunuz. Bak şunu söyleyeyim. Beddua etmiyorum ama dua ediyorum. Bugün dördünüze de söylüyorum. Eğer maçı adil yönetirseniz Allah ne muradınız varsa versin. Fenerbahçe aleyhine bilerek yönetirseniz Allah bir sevdiğinizi elinizden alsın. Bu kadar da ağır söylüyorum. Hocam beddua, beddua etmiyorum. Dua ediyorum bak. Adaletli şekilde bak hata yapabilirsiniz. Her hakemin hata lüksü vardır. Asla bir hakem hata yapmaz şu bu diyemem. Ya, yalan söylemiş olurum. Icardi'nin pozisyonu var olmasaydı penaltı verdi. Arkadaş ben alttan darbeyi gördüm. Üstte vurmuş vurmamış diyebilir. Ya da tam tersi Icardi'ye sarı kart verdi. Penaltıyı vermedi. Galatasaraylılar deseydik ya arkadaş alttaki müdahaleyi görmedin ne? Olabilir derdi. Bu hatadır. Offside çizgisini bilerek farklı zamanda çizmek bu kasıttır. Samsun'da Fenerbahçe'nin golü top rakibe geçmiş. Rakibin kontrolüne geçmiş. Atak başlangıcı bitmiş. Fener gol atıyor. Golü iptal ediyorsunuz. Bu kasıttır işte. Bunda Allah sevdiğini alsın derim. Ama adaletli yönetirsen bak hata da yapabilirsin. Allah ne muradınız varsa versin. Anladınız mı? Dediğim gibi yoruma da eğer saçma sapan yorum yapın. Tahrik edici yorum yapan olsa beddua etme şöyle böyle direkt engelliyorum. Beddua etmiyorum. Ben dua ediyorum. Allah'a inanıyorsanız duamı anladınız. İki gündür yangın yeri ya. iki gündür yangın yeri ortalık. İsmail Kartal, Ryan Kent arasında sıkıntı. Arkadaşlar hiçbir problem yok. Kanat alternatifi fazla. Orta saha alternatifi az. Mecburen Kent yerine Crespo kadroya dahil edildi. Mecburen bu maça özel. 8 numara şey yeni 6 numaramızı almış olsak Crespo olmayacak. O 6 numara olacak. Bartu Elmaz belki olmayacak. O 6 numara İsmail yeter bize yeter bize denilecek. Kent kadroya dahil edilecek. Ya Kent dünkü antrenmanında takımla birlikte tamamında takımla birlikte çalıştı. Bugün maç öncesi açıklamalara dikkat edin. İsmail Kartal bu olayı öyle bir açıklayacak ki. Ya. ya bak ben dün şöyle bir şey söyledim. Kafanız mı dedim. Manyak mısınız kardeşim? Her takımın her rakibin bir sistemi var. Oyuncuların kas yorgunluğu var. Bunu tırnak içinde söyledim. Ve bazı oyuncuların haddinden fazla çalıştığını bilin. Bu da haliyle hazırlanma aşaması oluyor. Kent bu maç özelinde İsmail Kartal tarafından sakatlanmasın diye koruma amaçlı kadroya alınmadı dedim. Başka bir durum yok. Ha İskoçya Ligi'nden bir takım var. 7 verip alalım diye teklif yaptıydı. Ona bile red cevabı veren İsmail Kartal'dı. aldı. E, hal böyleyken. Arkadaşlar bak benim şu anda göbeğim mesela. Rahatsız olduğum kısım. Ne yaparım? Göbek çalışırım değil mi mesela? Sürekli eğil kalk eğil kalk ne bileyim mekik çek şınav var fix falan. Yani bir şeyler yaparsın. İşte kol çalışmak için barfik çalışırsın falan filan. Halter çalışırsın. Ya futbolcuların da öyle. Mesela alt kas grubunda bir sık şey oluyor. Böyle sıkıntı demeyeyim de. Zayıflık oluyor. Onun üstüne çalışıyor. Düşünüyor mesela Ankara gücü maçı. Ben bu maçta kenti oynatmam diyor. Kapalı savunma. Şapkadan tavşan çıkaracak isim işte. Ya da Ankara deplasmandayız. Açık oynayacaklar. Gol bulalım diye kontraya çıkacaklar. Kent bunu yapamaz diyor. Tadiçle ben şapkadan tavşan çıkarmak. Bugün Cengiz Ünder bile yedek kalıp İrfancan kahveci oynayabilir. Bak ben onu da söyleyeyim size ilk 11'de. Gerçi sevgili Ünal Emin de aynısını söylüyor ama niye e, İrfancan kahveci? Niye Cengiz oynamayıp İrfan oynar? Ya kilit çözme. Cengiz boş alanların adamı. Hocam o zaman biz Cengiz'i boşuna aldık. Niye aldık ki? Yani biz hep bize karşı kim boş alan verecek? Diğer derbi maçlar, önemli maçlar. Mesela Adana Demir, Başakşehir. Belki Hatay Belki sahasına gittiğin her takım sana açık oynayacak. Şimdi Arda bir bende diyor ki Ryan Kent konusuna çıktık getirdim. Teknik heyet oyuncuya bu maç kadro tercihinde neden yer almadığını anlattı ve bir sonraki maç için hazırlandıklarını söyledi. Temel sebep orta sahada yaşanan eksiklik ve King'in pozitif katkısını ödüllendirmek istendi. Orta saha arayışında Fenerbahçe yani Jorginho ciddi aday durumuna geldi. Arsenal'in tavrı transferi belirler diyor. Orta saha transferine de geçeceğim şimdi ama buradan da geçmiş olalım. Mesela Joshua King. Ya kim ne derse desin. Bak büyük futbolcu, büyük takımın büyük futbolcusu takım kötü bile olsa şapkadan tavşan çıkarır. Dün Icardi de kötüydü. Galatasaray da kötüydü. Gitti iki tane gol attı. Şudur budur falan filan. Hani offside'dir penaltı penaltı değildir. Bu arada Galatasaray da bu sene iyi penaltı atmaya başladı. Bilginiz olsun. Geçen sene ağladılar. Geçen sene Fenerbahçe'nin attığı penaltı sayısını ve Galatasaray'ın attığı penaltı sayısını yazar mısınız? Bazı arkadaşlar karakterlerinin eksikliğinden dolayı bunu yazmaya utanıyorlar. Fener 30 penaltı attı diyorlar. Yani ben şunu söyleyeyim. Fener 30 penaltı attı, Galatasaray 20 penaltı attıysa şike yapmıştır Fenerbahçe. Fener 30 penaltı attı, Galatasaray 25, 26, 27 yapacak Galatasaray şike yapmıştır. Kabul ediyor musunuz? Bakın bakalım kaçar penaltı. Bir de şunu söyleyeceğim. Fenerbahçe'nin geçen seneki ofansif gücü ortada. Bu sene Galatasaray'ın hangi ofansif gücü var? Yani ısrarla ve şiddetle Şampiyonlar Ligi maçlarını bekliyorum. Ya Fenerbahçe taraftarı zannetmesin. Galatasaray işte Şampiyonlar Ligi'ne gidecek çok iyi gidiyor falan. Şampiyonlar Ligi'nde bir Bayern Münih, Beşik, yani Bayern Münih'den sonra Beşiktaş maçı, oradan sonra Çaykur maçının olduğu bir süreç var. O süreçten sonra yok olabilir Galatasaray. Tarihten silinebilir demedi demeyin. Biraz bekleyin o süreç bir başlasın. Çift maç haftaları, o yorgunluk, deplasman git geller. Asıl o zaman göreceksiniz bazı şeyleri. Şimdi Alexander cikugan'ın orta saha, Orta Afrika Cumhuriyeti ile oynayacağı Afrika Uluslar Kupası eleme maçının aday kadrosuna çağrılmış. Yani ben şunu söyleyeyim. Bizde oynamayan futbolcuların milli takımına gitmesi beni sevindiriyor. Bizde oynayıp giden, gidenlerin de erken dönmesi beni sevindiriyor. Yani ee, hayırlısı. Burada söylemek istediğim bir şey var Dusan Tadic, Twente Stadyumu'nun koridorlarına yer alan fotoğrafını İsmail Kartal'a falan göstermiş. Bak bu benim demiş. İnanmıyorsan falan diye. İsmail Kartal inandım mı? inandım demiş falan. Şimdi özel transfer haberlerine geçtik. Öncelikle gidecekler. Ben size ısrarlı bir şekilde Luan Perez'e ciddi teklif olduğunu hatta Luan Perez'in sakatlığının transfer sakatlığı olduğunu da söylemiştim. Dündar Okan Buruk şey diyor ee, Oliviera'nın sakatlığı için Oliveira sakatmış o yüzden yokmuş. O da transfer sakattı. Yalnız Sabuncu oluyor ki Fenerbahçe forması giyen Luan Perez'e teklifler var. Oyuncuyla yollara ayrılabilir diyor. Teklifler. Arkadaşlar ben bir bilgiye ulaştım. Jorge Jesus. Jorge Jesus Al Hilal'e Luan Perez'i almalarını söylemiş. Onlar da hani şu anda pere, e, değerli bir performansına onlar da memnun değiller. Ama Jesus'un takımına Luan Perez gidebilir. Bunu belirteyim. Şimdi elemanın biri Fenerbahçe yönetim kurulunda medyada herkes tarafından tanınan bir üyemizden aldığımız bilgi diyor. Fenerbahçe'nin Jorge Luis Frello Filion Filho yani Jorginho için Arsenal'e resmi teklif yaptığı ve transferin bitme aşamasına geldiği diyor. Yani bu bilgi arkadaşımıza gelmiş bitme aşamasına geldi. Ben şunu da söyleyeyim. Joshua King kad istediği kadar kadroda olsun. Yani Joshua King, King kadroda olması sizi çok etkilemesin. Her an her şey olabilir. Fenerbahçe'mizin 6 numara adayları. Arkadaşlar sosyal medyaya 6 numara adayları düştü. Birden fazla aday. Çünkü zaman ilerledikçe transfer biraz zora girdikçe diyorlar ki ee, hani bu iş çığırından çıktı. Bu iş şuraya gidiyor. Buraya gidiyor diye. Şimdi ben öncelikle yani resmi mesleği gazetecilik olan kişilerden başlayayım. Ar İrfan 25 diyor ki Alexander Chernikov Rasnodar'lı oyuncu. Birincisi bu. Şimdi Chernikov 2.5 milyon euro transfer market değeri var. Yaşı 23 ama Fenerbahçe taraftarı direkt çöpler. Onu da belirteyim. Rus milli takımına yeni seçilmiş. Yani 10 maça çıkmış 668 dakika bir golü var diyor. Ben bunu alacağıma ama İsmail ile devam ederim açıkçası. İkincisi Guido Rodriguez. Hatırladınız mı Guido Rodriguez'i? Hani ben sallıyordum, hani ben atıyordum, hani ben kafadan atıyordum. Şimdi herkes konuşmaya başlamış. 28 milyon euro transfer market değeri var. Yaşı 29. Betis 12'ye bırakmaya hazır. <laughs> ama biz 7-8'e alma niyetindeyiz. Çünkü 10 milyon piyasa değeri varken Amerika'da yani Meksika takımda Betis 4 milyon euroya almıştı. Şimdi 3 maç 245 dakika oynamış. Biz 7-8 almaya çalışıyoruz. Sürpriz isim Pierre Emile Höjrbek. Höjrbek. Fenerbahçe'nin adaylarından biri bu Höjrbek'miş. 45 milyon euro transfer market değeri var. Yaşı 28. 1.80 boş. 5 puanında Danimarkalı oyuncu. Ben şunu merak ediyorum. 4 maça çıkmış 150 da 156 dakika oynamış. Tottenham 2020'de 16.60 almış. Şimdi Fenerbahçe eğer böyle bir şey becerirse Danimarka'dan bir futbolcu almayı, Danimarkalı futbolcu almayı bir kere en az 15-20 milyon euroyu gözden çıkarmamız lazım. 20 milyon euro. Ben hani imkansız demeyim ama yani imkansız demek istemiyorum ama imkansız ya. Ya demek istemiyorum geçtim. Abi bak akıl var, mantık var. Şimdi kafanızı iyi çalıştıralım. Hocam iyi de senin dediğin daha mantıksız. Yani Guido Rodriguez 7 8'e daha mantıksız? Guido Rodriguez'in menajeri bizden bizzat iletişime geçti. İsterseniz 12'ye getirebilirim dedi. Olay buradan kaynaklanıyor. Yoksa dediğiniz gibi mantıksız. Ben şunu söyleyeyim Arsenal'dan Jorginho Almak istersek bugün Jorginho'yu transfer edebiliriz. Herkese de e, açık, net bir şekilde belirtiyorum. İstersek bugün Jorginho'yu alırız. Ama birçok isim var. Mesela Fabrizio Diaz. Fabrizio Diaz. Liverpool FC takımının Uruguay ligindeki 6 milyon euro transfer market değerine sahip 1.82 boyundaki ön libero'su. 20 yaşında. 15 maça çıkmış. 881 dakika bir asisti var. 3 sarı kartı var. Ve oyuncu Uruguay milli takımının geniş kadrosunda var. Uruguay U20'nin kaptanı 30 Mart 2022'de çıkmış ilk maçına 27 maçta 8 golü var. Bu arkadaş aslına bakarsanız bana mantıklı geliyor. Şimdi Fabrizio Diaz'ın menajeri Mario Branca ile temas halindeymiş bizim sportif direktörümüzde ve Fenerbahçe'nin ilk tercihi değil ama scout ekibinin datası olan bir futbolcu diye. Ben bir şey söyleyeyim mi? Jorginho, Hojberg, hani Guido Rodriguez. Bu isimler ya da bu isimlere benzer bir isim alıyorsak alalım, almıyorsak ya hiç almayalım. Ya da bu Fabrizio Diaz'ı alalım. Aksısam aksısını deyin. Fenerbahçe 3 yabancı şirkete tam yetki verdi. Kulüp adına konuşacaklar, görüşecekler. Mesela Endidi ismi hatırlıyor musunuz? Endidiyi çok konuştuk. Ya Endidiyi vermediler açık söyleyeyim. Vermediler. Yaşı 26. yani Wilfred Endidi. 51 kez Nijerya milli takımının formasını giymiş. Yani Fenerbahçe'ye sıcak bir isim açık söyleyeyim. 7 maç, 2 gol, 1 asist'i var. 382 dakika oynamış. Arkadaşlar Endidi için çok ama çok deli para istiyorlar. Asla gelmez. Ben onu da söyleyeyim. Al musrati. Ben size bu arkadaşın da olmayacağını söylemiştim ama bugün sosyal medyada Arda bir ben imzalı bir haber paylaşıldı. Braga Al için Fenerbahçe'den bonuslarla birlikte 20 milyon euro istedi diyor. Biz bu parayı veremeyiz. Hocam işte Crespo falan satılmadığı için değil mi? Hayır. Alakası yok. Gerçekten bak alakası yok onlarla. Durum başka. Son yani son sondan iki önceki haberim İki tane daha isim vereceğim size. Birincisi Filip Kostik. Kostik. Kostic. Fenerbahçe ve Galatasaray Filip Kostik'i transfer etmek istiyor. Juventus'un oynadığı iki maçın ikisinde de süre almamış ve Juventus'a küsmüş. 22 milyon euro transfer market değeri var. 30 yaşında orta sahanın solunda oynuyor. 2026'ya kadar sözleşmesi var. Bakın orta sahanın solunda oynuyor. Bunu bize yazmak büyük salaklık. Asla alakası yok. Hudson Daka. Bunu da Fenerbahçe'ye yazmışlar. 18 milyon euro transfer market değeri olan bu arkadaşımızı. Ve demişler ki Fenerbahçe ee, bir fırsat transferi olabilir demişler. Arkadaşlar bu da külliyen yalan. postte işte, külliyen yalan. Bilginiz olsun. Ama şunu söyleyeyim. Hocam 6 numara alınmayacak değil mi? Crespo ile devam edilecek. Yani alınacak olsa sen bize söylerdin. Arkadaşlar 6 numara bir kez daha sordum. Kaynaklarım, kaynaklarımın hemen hemen hepsi. Şunu söylüyor. 6 numara alınacak diyor. Yani alınacak diyor 6 numara. Alınacak diyor. Crespo mu Crespo kalmayacak diyor. Ama size yani sizi ikna edemiyorum bir şekilde. Onu da söyleyeyim. 6 numara alınacak diyor arkadaşlar. Bendeki duyumlar bu şekilde. Ha bu kadar altı numara adayı varken hocam hangisi gelir sence? Ya da hocam sen şifrede bir cümle söyledin az önce. Dedin ki bu alınacağına hiç alınmasın daha iyi dedin. Demek ki alınmayacak hocam. Yok arkadaşlar onu o manada söylemedim. İsmail Yüksek. Ya iyidir kötüdür. Kötünün iyisidir. 3 tane Türk oynatacaksın. Orada İsmail, Bartu, Mert Hakan desen. Bitti. Mert Hakan oynasın diye demiyorum. İsmail Yüksek az. Bartu yedeği çok sıkışırsan ikisi de olmazsa Mert oynatırım dersen diyorum iş bitti. Bir tane Türk. Cengiz Ferdi. Bitti. Acaba benim kafamdaki soru işareti şu. Acaba biz nereye gidiyoruz? Şimdi Zayt konusunda çok eleştiri geliyor. Arkadaşlar ben Zayt konusunda size ne dedim? Benim dediğim noktaya geldiniz. Ben size dedim ki ya Zayt ben olsam uzatmam. Her takımla görüş. Kimse sana istediğin parayı vermesin. Sonra dön dolaştı ben Fenerbahçe'ye aidiyet duygusu falan filan geçeceksin onu. Zayt'sın hazır olması. Sakatlık makatlık da varmış. Zayt'sın hazır olması ekimi bulacak arkadaşlar. Ekimi. Şans ne? Bereket ne? Milli ara. Milli denk gelmesi şans. iki hafta boyunca bireysel çalışmalarını arttırsa bir şey olur. Bugün bir haber gelse son dakika haberi. Zayt kiralandı diye yemin ederim sevinirim. Vallahi sevinirim. Çünkü Zayt'sın şimdi şu da var. Bana şu soruyu sormanızı bekledim hocam. Fred'in geleceği kesin değil miydi ki de biz Zayt'sı aldık. Hani lan kimseyi alamıyorsak en azından Zayt'sa sahip çıkalım diye. Aslında belli değildi demeyim ama ihtimal azdı ya. Bir de Galatasaray sürekli Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği isimlere salça olunca haliyle iş kötüye biniyordu. Ama ben söyleyeyim ben bugün olsa Bugün ben Fenerbahçe'nin yerinde olsam, Zaksızayistan çıkarım, Crespodan da çıkarım. Birisi ondan görüş, bundan görüş olmuyor. Ee, i̇şte ya neyse, yani çok bir şey söyleyemeyeceğim. Yani hakkımızda hayırlısı olsun. Hocam peki. 2 Eylül diyordun. 2 Eylül geçti. Şimdi ne diyorsun? Arkadaşlar 2 Eylül diyordum. Anlattım size. Bir hafta falan dedim. Açık söyleyeyim. Ben 6 numaranın kesinlikle UEFA listesine yetişeceğini düşünmüyorum. 5 Eylül gece 1'de yani 4 Eylül'ü 5 Eylül'le bağlayan gece 1'de liste veriliyor. Ben yetişeceğini zannetmiyorum. Şu cümleyi de bekliyorum. Muhtemelen soracaksınız. Hocam sen beklemediğine göre sen bize şunu demek istiyorsun. Lan o kadar masraf edilmeyecek. Yani Belki devre arasına sarkacak. <laughs> devre arasına da sarkabilir. Vallahi bak devre arasına kadar bir şekilde itekli itekli gidemez mi? Bak ben şunu söylüyorum. Bir Özberk bir Jorginho bir ne bileyim parti falan alınacaksa şimdi alınsın. 15 Eylül'de alınsın. Fark etmez 6 maçta oynamasın. Fener zaten normal şartlar altında yuvarlana yuvarlana çıkar buradan. Çıkması da gerekiyor zaten. Hani en kötü ikinci olarak çıkması gerekiyor. Şu gruptan çıkamıyorsak zaten biz kapatalım kulübü. Vallahi kulübü kapatalım Avrupa Avrupa demeyelim. Ama ben şunu ısrarla söylüyorum. İsmail, Bartu, Mert Hakan ya da Crespo. 3'üyle 6 maç gider mi gider. Ama üçüyle lig maçları 19 maça çıkacaksın. İkisi gitti kaldı 17 devre arasına kadar diyorum. Kaldı 17. Bana Galatasaray, Beşiktaş, Adana Demirspor, Trabzonspor, belki Başakşehir. Belki sürpriz bir atılım gerçekleşecek bir takım. Belki öbürü. Hani 6-7. Bak 6-7 tane maç saydım. Artı deplasmandaki maçlar bana burada kütürü kereği gibi oynayacak bir 6 numara lazım. Ve ben 15 Eylül'de de olsa bu transferin gerçekleşeceğini size söyleyeyim. Kardeşlerim olarak. İyi ki bu kanaldasınız. 39.400'de olduk. Ee, yani bu hızda gidersek yayına, akşamki yayına 40.000 bile olabiliriz. Desteklerinizi bekliyorum. Maç 21.45'te. Maç önü canlı yayınımız 20.45'te oluyor arkadaşlar. 1 dakika, 2 dakika, 3 dakika gecikmeli olabilir. Kendinizi ona göre ayarlayın. İlk dakikalarda katılmanız daha önemli. Ben onu belirteyim. İlk dakikada katılıp beğenip izlemeye koyulduğunuz zaman çok daha önemli oluyor. Normal videolar izlerken de tamamını izlemeniz çok daha değerli oluyor. Belki de insanlara öneri olarak gidiyor. Kanal bu şekilde de büyüyor. Hani illa sizin Ahmet gel abone ol, üye ol demenizden değil. Bu şekilde de oluyor. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.